Kur'an-ı Kerim hidayet kaynağı olarak tanıtılıyor. Huden lil muttakin. Hidayet demek rehberlik yapmak demektir. Yol göstermek demektir. Maksada ulaştırmak, maksadı göstermek demektir. Misyonu hidayetçilik diye belirlenen bir kitabın anlaşılmıyor olması onun hidayetçilik misyonuyla bağdaşamaz. Hem yol gösterecek hem ne olduğu belli değil. Böyle olmaz. Şimdi Yusuf suresinin en başında Yüce Allah bu kitabın Arapça gönderilişini gerekçelendiriyor. Diyor ki ikinci ayeti Yusuf suresidir. Estağfirullah. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen lealleküm ta'kilûn. Bu mesajı biz Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki aklınızı çalıştırasınız diye, akledesiniz, anlayasınız diye. Hem Arapça oluşu anlaşılma gerekçesiyle buluşturulmuş olacak bir kitap, hem de onun bir bölüm ayetleri anlaşılamaz diye aklın ve fehmin ilgi alanı dışına çıkartılacak. Bu doğru bir yaklaşım olamaz. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette geçiyor. Yerlerini söyleyeyim. Biri Nahl suresinin 103. ayeti. Kur'an-ı Kerim'in apaçık bir Arapça dil ile gönderildiğini söylüyor Allah-u Teala. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ. Bu kitap apaçık bir Arapça diliyle gönderilmiştir. Apaçık Arapça gönderilen bir kitabın anlaşılamaz diye nitelendirilen ayeti olamaz. Apaçık Arapça ise bu, bunun anlaşılıyor olması lazım. Bu Nahl suresinin 103. ayetinden ayrı olarak mesela Şuara suresinin 195. ayetinde de benzer bir ifade var. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği bir mesajdır. Nezele bihir ruhul emin. Onu güvenilir ruh getirmiş, indirmiştir. Ala kalbike litekûne minel münzirîn. Uyarıcılardan olasın diye senin gönlüne Kur'an'ı indirmiştir. Bilisanin arabiyyim mübinin. Ap açık Arapça bir lisan ile gönderilmiştir. Ap açık Arapça ile gönderildiyse bunun anlaşılamazlığa mahkum edilmesi doğru bir yaklaşım olamaz.